Tekrardan merhaba gençler, hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Canlar, başlıktan da gördüğünüz üzere biraz moralim bozuk, biraz canım sıkkın. Peki neden? Bildiğiniz üzere bu sene 2022 tayfa için 15 Kasım'da inanılmaz bir AYT Fizik kampı başlatıyoruz. 14'te 14 yapmanız için kendi adıma gereken bütün hazırlıkları yaptım. Çıkarmam gereken PDF kitabını çıkardım. Çözmem gereken yeni nesil soruları ve ÖSYM tarzı soruları çözdüm. Güncellemem gereken videoları güncelledim ve hala güncellemeye de devam ediyorum. Ve bunları bir oynatma listesinde buluşturdum. Yani bütün hazırlıkları yaptım. Ancak benden kaynaklanmayan bazı aksaklıklar yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. İşte bu videoda o aksaklıklardan ve onları nasıl telafi edeceğimizden bahsedeceğim. Öncelikle AYT Fizik kampımızdan %100 verim almak için olmazsa olmaz 2 tane kaynağımız var. Bunlardan bir tanesi konu videolarıyla birebir uyumlu olan konu kitabımız. Bir tanesi de ödevlendirmeleri yaptığım ve sizlerin görmesini istediğim sorulardan oluşan, sizlerin çözmesini istediğim soru bankamız. Peki bu kaynaklara nereden ulaşabiliyoruz? Konu kitabımıza yalnız vivakitap.net üzerinden ulaşabilirken, soru bankamıza hem doğru kaynak üzerinden hem de vivakitap.net üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Şimdi konu kitabımız için sizler için gidip Muhammed Bey ile, yani Viva kitabın sorumlusu Muhammed Bey ile konuşmuştum. Çünkü konu kitabımız normal dışı bir kitap arkadaşlar. 440 sayfadan oluşuyor. İçerisinde hem konu videoları hem de soru çözüm videolarının bütün içerikleri olduğu için kitabımız biraz kalındı. Ve normal fiyatlandırmayla bu kitabı sizlere sunacak olursam gerçekten fiyatı inanılmaz rakamlara geliyordu. Ve ben de bu kitabın fiyatını daha alt seviyelere çekebilmek adına geçen videoda da bahsettiğim gibi gidip Muhammed Bey ile sizler için konuşmuştum. Ve o da bana bu kitabın fiyatını ancak hani matbaada basarsak daha uygun hale getirebiliriz. Yani bunu bir fotokopi gibi değil de matbaada renkli bir şekilde basalım demişti. Ve hatta öğrencilerin filigran istemediğini, dolayısıyla benim de filigranları kaldırmamı istediğini de söylemişti. Bununla ilgili de küçük bir aksaklık oldu. Onu da videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Arkadaşlar tamam dedik, her şeyi konuştuk. Ve matbaada birinci baskısını kitap yaptı. Ancak Viva kitap yetkililerinin de beklemediği bir şey oldu. Nedir bu arkadaşlar? Kitap o kadar hızlı bir şekilde tükendi ki. Yani bizim AYT fizik kampımıza o kadar yoğun bir ilgi oldu ki arkadaşlar. Gerçekten bunu onlar da kestiremedi, onlar da anlayamadı ve kitap 5 Kasım'da hani satışa sunuldu. Sanırım birkaç gün içerisinde çok hızlı bir şekilde kitap tükendi. Dolayısıyla şu anda kitabın ikinci baskısı yapılıyor. Ancak matbaalar belirli bir program dahilinde çalıştığı için, yani adamın makineleri seni beklemiyor hani getir kitabını basayım diye. Zaten belirli işleri var. Yani yetiştirmesi gereken bazı baskıları var. Dolayısıyla bizlere en erken 16 Kasım'da ikinci baskıyı yetiştirebileceklerini söylediler. Yani salı günü ikinci baskı, konu anlatım kitabımızın ikinci baskısı hazır arkadaşlar. vivakitap.net üzerinden alabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam kamp 15 Kasım'da başlıyor ama biz 16 Kasım'da mı kitabımızı alalım? Arkadaşlar yapacak gerçekten bir şey yok. Bu durum için ben de çok üzgünüm ama şöyle bir yani güzellik de var. Nedir bu? Bir kere ilk hafta olan konular oldukça temel düzey konular. Yani vektörler, bağlı hareket, nehirde hareket gibi gerçekten AYT fiziğin giriş konuları, öğrenilmesi zor olmayan konular olduğu için ben çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani kitabınızı 16 Kasım'da alırsınız. Elinize de 18 Kasım'da ulaşmış olur. Kampa 2-3 gün geç kalmış olursunuz ama sonuçta yani kapatabileceğiniz bir açık bu. Artı şöyle bir şey de var. Biliyorsunuz ben 4 hafta konu ilerlemesi yapıyorum kampta. 1 hafta arkadaşlar telafi haftası. Yani kampa geç katılanları düşünüyorum. Konuları yetiştiremeyenleri düşünüyorum. Dolayısıyla 1 hafta esneme payımız var. Yani 4 haftada 1 hafta sürekli esneme payı bıraktım. O bir hafta sayesinde biz bu kampta ufak miktarda geri kalsak bile açıklarımızı o haftada tamamlayacağız. Umarım bu konuda anlaşmışızdır. Yani 16 Kasım'da
vivakitap.net üzerinden şu anda alamadığınız AYT Fizik kampımızın kitabını 16 Kasım'da Salı günü alabileceksiniz. Bunun haberini vermek zorundaydım. Bir kere bunu verdim. İkinci olayımız, ben geçenki videoda birinci baskıda, yani şu ana kadar alınan kitaplarda filigran olmayacağının sözünü vermiştim. Ancak arkadaşlar, Viva kitabın sorumlusu Muhammed Bey, yani bizim konuştuğumuz günden birkaç gün sonra gerçekten ciddi bir rahatsızlık geçirdi arkadaşlar. Yani bağırsak iltihabı mı, o şekilde bir önemli bir hastalık geçirdi ve günlerce hastanede yattı ve hala da hastaneden tam olarak çıkmış değil. Yani kısacası sağlık sorunlarından dolayı işlerin başında olamadı. Ve tam o döneme denk geldiği için, yani kitapları basacağımız o döneme denk geldiği için kitaplardan filigran kaldırılması unutulmuş arkadaşlar. Yani bir hata oldu. Dolayısıyla birinci baskımızda bazı hatalardan bir tanesi de buydu. Yani filigran olmaması gerekirken oldu. Yani hepinizden gerçekten ayrı ayrı özür diliyorum. Ama yani böyle hatalar olabiliyor arkadaşlar. Hepimiz insanız. Bir şekilde hata yapabiliyoruz. Bu olayı ikinci baskıda kesinlikle görmeyeceksiniz. Yani ikinci baskıda herhangi bir filigran olmayacak arkadaşlar. AYT Fizik kitabımız 16 Kasım'da hazır olacak. Ama ne yapın edin, 15 Kasım'da lütfen bu kampa hazır olun ve katılın arkadaşlar. Kitabınız olmasa bile birkaç gün kitap olmadan kampı sürdürün. Kitabınız geldiğinde en azından test kısmını çözersiniz. Yani sorulara bakarsınız ve yolunuza devam edersiniz. Çok yoğun bir şekilde aldığım sorulardan bir tanesi de, kampta videolar günlük mü gelecek? Yani her gün bir video mu gelecek? Arkadaşlar, daha önceden kamplarıma katılan öğrencilerim bilir. Ben kamplarda günlük video paylaşmıyorum. Yani işte şu gün şu video, bugün bu video şeklinde değil. Benim videolarımın birçoğu zaten geçen yılın ikinci döneminde çekilen videolar. Yani ben onları tekrardan çekmiyorum. Çünkü videolar zaten güncel ve zaten anlatmam gereken her şeyi anlattığım, hatta bazılarında deneyler bile yaptığımız videolar. Dolayısıyla bu videoları yenileme gibi bir gereğim yok. Sizlere yenilenmesini gerektiğim videoları zaten yeniliyorum. Yani 12. sınıfın 1. dönem bütün konularını yeniliyorum. Çembersel hareketi yeniledim. Arkadaşlar, dönerek öteleme hareketi, eylemsizlik momenti, açısal momentum, Kepler yasaları, daha sonra basit harmonik hareket, bunların hepsini yeniledim. Dolayısıyla önümüzde ne kaldı? Dalga mekaniği gibi bir konu kaldı. Onu da yenileyeceğim. Daha sonra 11. sınıfın manyetizma konusunu da yenileyeceğim. Ve yenileme çalışmalarımız bitmiş olacak. Yani benden, hocam işte ayın 15'i oldu, videolar niye atılmıyor falan diye bir şey beklemeyin. Çünkü videolar zaten 2022 AYT kampı diye bir oynatma listesi hazırladım. Ve bu oynatma listesinin içerisinde sırayla videoları, hani kamp programına göre izlemeniz gerekiyor. Kamp programına bu videonun altından da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir de aklıma gelmişken, bana şu soru da oldukça fazla geldi arkadaşlar. 2021 AYT Fizik kitabıyla 2022 arasında çok fark var mı? Arkadaşlar, açıkçası bayağı bir fark var. Yani yarı yarıya hemen hemen fark var. Bazı konuları tabii ki yenilemedim. Onlar aynen duruyor. 2021 ile aynı duruyor ama yenilediğim birçok konu da olduğu için arkadaşlar, imkanınız varsa 2022 olanı almaya çalışın. Eğer yoksa 2021 olandan uyanlarla ilerleyin. Zaten uymayanların da her konunun altına o konunun PDF'ini paylaşacağım için oradan indirip çıktısını alarak kampa devam edebilirsiniz. Arkadaşlar, gerçekten bu yaşanılan aksaklıklardan dolayı, yani Viva Kitap adına ben sizlerden özür diliyorum. İkinci baskı ve bundan sonraki baskılarda bu tarz hatalar olmayacak. Tekrar tekrar üzülerek, özür dileyerek videomun sonuna geliyorum. 15 Kasım'da kampımıza hazır olun. O kampı kaçırmayın lütfen, yoksa çok şey kaybedersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.